Bingöl'de çok ağır yaralanan teröristlerle girilen mücadelede çok ağır yaralanan uzman çavuşumuz Hakan Demirci'yi kaybettik. Allah'ımdan rahmet diliyorum. Bu son olsun diyorum. Ancak bu şehidimizin cenaze töreninde devletin valisi sıfatını taşıyan zat, kamu vicdanını çok rencide eden, devlet adabına, ahlakına uymayan bir tutum sergilemiştir. Genel kurulda hükümet temsilcisi yok ama umarım bulundukları yerlerden bizi dinliyorlardır. Bingöl Kiğde yaralanan ve Gata'da tedavi görürken şehit olan uzman çavuşumuz Hakan Demirci'nin Nevşehir Kozaklı'daki cenaze töreninde vali, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın çelengini olması gereken yerden kaldırtarak çok daha ters, uzak bir köşede adeta çelengi oradan bir nevi atmak gibi bir gaflete düşmüştür. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın çelenginin yerine İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun çelengi konulmuştur. Bu hareket dal kavukluk desek bir dert, yalakalık desek iki dert, edepsizlik desek üç dert. AK Parti'nin hükümeti kimi uygulamalarıyla devleti... Ek sürenizi veriyorum Sayın Altay, buyurun. Devleti ne hale düşürdüğünün çok acı bir örneğine daha bir şehit cenazesinde tanık olduk. Bu valiyle ilgili ben bu valinin tutumunu sayın milletvekillerinin vicdanlarına ve takdirlerine bırakıyorum. Ama AK Parti Genel Başkanı'nın kimi söylemlerinden, ayrıştırıcı, ötekileştirici, kutuplaştırıcı söylemlerinden güç alarak devlet bürokrasisinin yürütme organına yaranma çabasının da bir hududu olmalı, bir sınırı olmalı. Valinin tutumunu şiddetle, nefretle kınıyorum. Valinin haddini bilerek, devletin valisi olduğunu bilerek hareket etmesini bekliyorum. Ama daha önemlisi AK Parti grup yöneticilerinden de bu konuda ne düşündüklerini hem ben hem kamuoyunun